Merhabalar arkadaşlar. Yine bir yazılı videosuyla daha beraberiz. Bu videomuzda beraberce 4. sınıf 2. dönem 1. İngilizce yazısını sizlerle beraber çözmeye çalışacağız. İlk sorumuz 12 puanlık bir soru. Verilen sayıları yanlarına İngilizce verilen sayıların ne olduğunu yazacağız. Baktığımız zaman 12 tane e Soru 12 tane sayı 12 puan her biri birer puandan 20 ile başlıyoruz. Neydi 20 e, sonrası yok direkt 20 olduğu için 20 21 olsaydı 21 22 olsaydı burada olduğu gibi mesela 60 7 biliyorsun 6 6 60 60 67, 7 7 60 7 oluyor. E, 74 7 7 70 4, 74, 74, 74. Bir de bunların teen'lileri vardı değil mi? Mesela Seventeen vardı bir de. Burada yok ama bilim bilmekten zarar gelmez. Seventeen neydi? Seven'ın sonuna teen geldiği zaman hani teenage'deki olduğu gibi e, hani ergen yaşları 13-14-15 oradan geliyor zaten teen burada ergen anlamında e, sonradan dile de öyle geçmiş. Seventeen 17, 17. Sixteen, sixty, altmış. Sixteen neydi? Sixteen, on altıydı değil mi? Onları da burada olmasa da belirtmiş olalım çıkabilir. Fifty eight, fifty, elliydi. Eight, sekiz, thirty three, thirty, otuz, three, üç, eighty direkt eight'ten seksen. Fifty nine, elli dokuz, sixty one, sixty zaten altmıştı. 61 96 99 90 96 6 25 25 20 20 25 25 42 4 4 40 40 2 2 100 100 da olabilir. Kim yerlerde e 100 e de bir anlamındadır çünkü. E 100 ya da 100 neydi? Direkt 100 arkadaşlar. 12 puanı bu şekilde cebimize attık. Evet ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tabloya bakarak can biliyorsunuz can bir modeldir yardımcı fiildir yani Türkçesi. Yanına geldi fiili ebilir ya da ebilemez yapabilir ya da yapamaz. Buradaki tabi yapmak fiili burada değişecek. Mesela buradaki eylemimiz ne play the piano yani piyano çalmak. Can dersek burada örnekte olduğu gibi mesela Tom can play tenis play hem çalmak hem oynamak anlamındadır biliyorsunuz. Tenis oynayabilir. Kent. Can. Kent yazarsak oynayamaz. Şimdi tablomuzda tik atılanlar olumlu. Çarpı atılanlar olumsuz olduğunu da düşünerek bakıyorum. Bob'la başlıyoruz. Play the piano. Piyano nerede? Burada. Bakıyorum. Bob'da çarpı var. O zaman Bob piyano çalabilir mi? Ki zaten yanında da cevabı var. Hani burada bunu önceden yazdık biz buraya. Tabii siz baktığınız zaman bunu buradan anlayacaksınız. Bob piyano çalamaz. O zaman ne diyeceğiz? Bob can't play the piano. Osman nokta nokta play the guitar. Bakıyoruz Osman çarpı var. Osman gitar çalabilir demiş. Ama burada evet, bir hata olmuş. Çalabilir değil çalamaz olacak. Çünkü Osman'ın yanında gitarda çarpı var. O zaman şunu... Çalamaz olarak düzeltelim. Osman can't play the guitar. Evet, baktığımız zaman. Ceren bakıyorum, tik var. Ceren gitar çalabilir zaten. Evet. Ceren can play the guitar. Tom nokta nokta ride the horse. Ride the horse, at binmek. Bakıyoruz, at binmek. E, Tom ata binebilir. Tik var. Zaten ata binebilir. Tom can ride the horse. Osman nokta nokta play tennis. E, Tabi burada tenis e, normal tenis burada bir table tenis dememiz lazımdı. Masa tenisi özellikle zaten burada e, pimpon diye de geçer. İngilizcesi de pimpondur. E, table tenis daha güzel dururdu. Şurada bir table olması gerektiğini de söyleyelim. Play table tenis. Bakıyorum Osman'a oynayabilir mi? Oynayabilir. Osman can play table tenis. E, Ceren nokta nokta ride horse. Ceren At binmede çarpı var. Zaten binemez. Ee, cevabımızda yazmışız. Can't ride the horse. Evet 6 tane soru 4'er puandan 24 puanı daha hanemize yazdık. Evet test sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Çoktan seçme soruların doğru cevaplarını işaretleyeceğiz. Ee, her soru 8 puan. Baktığımız zaman ne demiş? I like watching cartoons. Biliyorsunuz ee, Watch, izlemek, I like, severim, ing ile kullanılır. Watching, swimming, going gibi. I like watching, izlemeyi severim. Ne? Çizgi film. Nerede bu? Baktığımız zaman D şıkkı değil mi? Doğru cevap. Evet iki soruyla devam ediyoruz. 8'erden 16 puanlık. Ben basketbol oynayabilirim cümlesi İngilizce nasıl yazılır? Ne ee, neyle başlıyorduk? Ben ay tabii ki basketbol oynayabilirim. E bilmek neydi kendi model hemen nereden geliyordu e, Özneden sonra geliyordu. I can e, basketbol oynamak playdi nesneyi sona yazardık neydi oynanılan şey basketbol. I can play basketball e, diye yazdığımız zaman nerede var? I can play basketball C şıkkında var. I am from England. Üçüncü soru. İngiltereliyim. İngilteredenim. İngilizim demesi gerekir, değil mi? İngiltereden gelen. I am. Ne demesi lazım? English demesi lazım. From England bu bir kalıptır. Where are you from? I am from England. İngilteredenim. What nationality are you? Dediğimiz zaman hangi Millettensin dediğimiz zaman da onun cevabı da işte I am English, I am Turkish yani nationality dediğimiz millet kavramı, ülke kavramı England, İngiltere, Italy, İtalya, Turkey, Türkiye'den from'la kullanırsak şu ülkedenim hem yani milletine söylerken de işte Spain, Spanish, İspanyol, Italy, İtalya'dan, Italian, Turkey, Türkiye'den. Milleti Turkish. İngiltere'den olunca milleti İngiliz olacak. I am English olacak. Burada. Evet bu kısmın son iki sorusuyla devam edelim. Az önce bahsettiğimiz işte which country ülkeden bahsederken ülke adları gördüğünüz gibi İtalyan değil Italy ya da Turkish değil Turkey diye geçiyor. Which country is it? 5'ten başlayalım. Bu ülke hangisi? Tabi ee, tabii Türkiye bayrağını hepimiz biliyoruz. Turkey olacak. Brazil, Brezilya biliyorsunuz Greece, Yunanistan, Italy de, İtalya zaten çok benziyor Türkçesine. Dördüncü soruyla devam edelim. Karışık gidelim sorun değil. That's a racket. Raket. Türkçesi de zaten İngilizcesine çok benzer. I can raketle ne yapabiliriz gençler? nokta nokta. I can play football. Futbol oynayabilirim. Hayır. Play chess. Satranç oynarım. Play tennis. Ki doğru cevap bu. Tenis oynayabilirim play voleybol, raketle voleybol oynanmaz. Doğru cevap C şıkkı olacak. Evet sevgili arkadaşlar yazılımıza ufak bir tanıtım için ara veriyorum. Burada gördüğünüz gibi özel matematik derslerimiz var. Tabi bu derslerimiz ücretli olup anlatılan konularla birebir gidiyoruz. Gördüğünüz gibi 1-2-3-4 bütün dersler 1, 2, 3, 3-4. sınıfta bütün derslerde 5-6-7-8-9-10-11-12 sınıf seviyelerinde e, matematik derslerimiz mevcut. İsterseniz grupla, e, isterseniz birebir olarak matematik dersi alabiliyorsunuz. Lise grubu özellikle birebir ders alabiliyor. Dilerseniz sadece yazılıya hazırlık dersleri de alabiliyorsunuz. Yazılılardan önce bir ya da iki saatlik Tabi bunlar için velilerinizin bizi 0507-215-26-58 numaradan araması ve ayrıntılı bilgi alabilmeleri mümkün arkadaşlar. Evet arkadaşlar son kısmımız 24 puanlık resimlerin altına uygun eylemleri yazacağız. Ne var eylemlerimizde? Climbing, tırmanış, riding a bike, bisiklet sürmek, fishing, balık tutmak, Playing football, futbol oynamak, reading book, kitap okumak. Baktığımız zaman resimle gidelim isterseniz. Ne yapıyor arkadaşımız? Bisiklete biniyor. Riding a bike. Buraya B de yazabiliriz. Direkt riding a bike'ı da alabiliriz. Şöyle B diyelim. Ee, riding a bike diye de yazabilirsiniz. Ee, ne yapıyor? Balık tutuyorlar. Fishing, C. Ya da direkt fishing yazabiliriz. Ee, yazmanız sizin için faydalı olur aslında. Şöyle biz de yazalım. Riding a bike değil mi? Yazmak iyidir. Kalem hafızası özellikle İngilizce kelimelerde e, ne kadar yazarsanız o kadar e, aklınızda kalır. Yazarak çalışmaya önem gösterelim. Fishing değil mi? Fishing. Ondan sonra cıma yazdık. Ne yapıyor? Kitap okuyor. Reading book. E. Ee, reading book, reading book. E, sonrasında tırmanış yapıyor, climbing a ya da direkt climbing de yazabiliriz. Sonra da ne kaldı? Playing football. Evet, futbol oynamak. E, D playing football arkadaşlar. Futbol iki oyla futbol. Evet. Son 24 puanımızla beraber hesaplayanlar anlayacağı üzere 100 puana tamamlamış olduk. Evet bu yazılımızı burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Umarım hepiniz başarılı olursunuz. iyi notlar alırsınız. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz.